Arkadaşlar bugün Minecraft'ın yeni bir bölümü daha beraberiz hep birlikte. Bugün Minecraft'ta Wallace'in tavuğunun en iyi arkadaşını zoom yapamıyormuşum oraya. Çalacağız. Bakın şurada. Görüyorsunuz mu? Orada. Onu çalacağız. En iyi arkadaşı ölmüş tavuğun. Horozun. Horoz muydu adı? Horozun en iyi arkadaşı ölmüş. Şuraya gömmüş Wallace. Bu da horozun en iyi arkadaşı ilkeymiş. Horozun kendisini kaçırdılar arkadaşlar. O artık yok. Kim kaçırdı lan? Baturay kaçırdı galiba. Nereye sakladığını kimse bilmiyor. Ha, suyun altında bir şey ölmüş. Korktum. Arkadaşlar tabii siz bilmiyorsunuz. Ben burada canlı yayınlarda bir şey yaptım. Hemen göstereyim size ne yaptığımı. Bu arada canlı yayını da takip etmiyorsanız mutlaka açıklamadaki linkten Facebook canlı yayınlarımı takip edin arkadaşlar. Facebook'ta bol bol canlı yayın yapıyoruz. Ve bayağı bir Minecraft oynuyoruz. Bütün oyunları oynuyoruz aslında. Çok eğlenceli geçiyor. Sonuncu canlı yayında bakın göstereyim. Burada... Aha... Lan çıkma sakın, çıkma sakın. Burada Muhammed'in köpeğini çaldım. Kont. Bakın kont artık burada. Ve hiçbir şekilde kaçamaz. Ama şu an boğuluyor. Boğulmasına izin veremem. O yüzden kapatmamız lazım bunu böyle. Boğulmamalı. Yaşıyor musun? Tamam yaşıyor. Heh oturdu. Ölmemeli. Muhammed'in kontunu çaldım. Bayağı bir getirmek zor oldu. Buraya sakladık. İçeriden Muhammed bulamaz. Ve ondan fidye istedim tabii ki. Öyle boşu boşuna çalmadık. Oy beş yerim seni, oy yerim seni ben. Bebek seni, bebek seni. Adını da Taci koyduk bu arada. Eğer görmediyseniz köpeğimizin adı artık Taci. Sihirli annemdeki gibi. O ben koştu bir şey cevap veriyor. Muhammed'in evinden köpeği bayağı getirmek için zorlandık arkadaşlar. Çok zor oldu. Bayağı bir uzak bildiğiniz üzere evlerimiz. Ama sonunda getirmeyi başardım. Bugün de Wallace'in şeyini çalacağım. Horozunu çalacağım. Horozun en iyi arkadaşını çalacağım. Muhammed'in evine de tabela bıraktım. Fidye istedim. Dedim ki chestime 50 tane diamond bırak dedim. 50 tane mi yazdım? 31 tane. 31 tane diamond bırak dedim. Benim 17 tane diamond'ım var gördüğünüz üzere. Bakalım bırakacak mı? İnşallah savaş başlatmaz. Çünkü savaş başlatırsa her şey çok farklı olabilir. Evde bir değişiklik var mı diye bir bakayım. Yani çok bir değişiklik yok aslında. Üst katı zaten yapmıştım biliyorsunuz. Üst katımız artık böyle. Buraya bir tane TNT maker yaptık. Wallace adam olmazsa eğer, Wallace'i bombalamak için. Ayrıca evimin bir balkonunu böyle bir yer haline getirdim. Buraya fish farm yaptık arkadaşlar. Buradan oltayı atıyorum, spam'a bırakıyorum. Yani otomatiğe bırakıyorum. Ondan sonra buraya bir sürü şey geliyor. Gördüğünüz üzere yayım çok güçlü. Alev, güç, kırılmazlık bayağı bir güçlü. Artı elmas kazmamız var. Verimliliği 4. Artı elmas kılıcımız var. Darbesi 4. Bayağı bir güçlüyüz yani. Daha fazla enchantlı kitap çıkartıp böyle zırhıma falan basmak istiyorum. Bakın burada bir sürü kitabımız var. Onları da en kısa zamanda şey yapacağız. Basacağız. Level yükseltmemiz lazım. Her neyse şimdi şu ipi almamız lazım yanımıza. Bir de üzerimde bir sürü şey var. Şöyle çiğ balıklar var. Bunları da pişmeye bırakalım. Burada artık bayağı bir şeyimiz artık var arkadaşlar yani. Bayağı bir şey topladım ben sonuncu madenlerde. Çiftliğimi de büyüttüm, hayvanlarımı büyüttüm. Bir sürü hayvanım oldu artık. Hani ev hakkında daha fazla geliştirme yapabiliriz ancak şunu yapacağız. Zaten söylemiştim sanırım önceki videolarda da. Lan köylü sesi duydum. Köylü mü var burada? Evlerimizin arasına artık tren rayları yapacağız. Tren istasyonları yapacağız. Birbirimizin evlerine ray üzerinden hızlı hızlı gidip gelebileceğiz. Yoksa gidip gelmemiz çok uzun sürüyor. Bakın burada da farmım var. Farmımı da gördüğünüz üzere böyle büyüttüm. Bayağı bir iyiyim oldu. Bunları en kısa zamanda tekrardan yapmamız lazım ancak bunlarla uğraşmayacağım tabii ki. İlk önce Wallace'in evine gidelim. Bir bakalım Wallace'in horozu nerede? Acaba Baturay horozu nereye götürdü? Çok merak ediyorum. Horozu bildiğiniz üzere kaçırdı. Bilmiyorsanız eğer yakında videosunu atar. Baturay videoları atmakta biraz zorlanıyor bildiğiniz üzere. Bunu ben yazdım. Dedim ki seni bombalamamı istemiyorsan kanalımı çabuk 10 milyon yap. Yoksa kaleni bombaların Mervan yazdım. Buraya da Baturay Muhammed artık demiş ki horoz artık başka yerde sallanıyor. Kanat çırpmaktan yorulursa ne kız olacak? Mal yazmış bir de. Sevgili şeyi artık alıyoruz kardeşim. Bebeğim gel. Seni götüreceğiz. Seni saklamamız lazım. Gel canım gel. Aslan parçası seni. Horozun en iyi arkadaşı bildiğin üzere bu. Acaba buralardan geçebiliyor mu? Ben şimdi buradan böyle kestirmeden gideceğim ama. Horoz nerede lan? Ha buradaymış. Mal korktum lan. Ölmeyin sakın. Bunların hiçbirinin ölmemesi lazım. Aa koptu, ip koptu. Lan horoz. Kardeşim benim. Kaçma. Buradan gideceğiz o zaman gel. Gel. Aferin. Aslan var ya. Şeytan diyor benim horozlarımın. Benim şurada bir sürü horozum var. Durun şunu şuraya bir bağlayayım. Bakın. Benim burada bir sürü horozum var ama inekler yüzünden gözükmüyor. Eminim ki burada gezersen birazcık yumurta toplayabilirim. Bakacağım. Bak 3 tane yumurta geldi elime gördünüz mü? Burada bir sürü... Aha 5 tane oldu. Bir sürü yumurtamız var bizim evimizde de. Çok fazla inek olduğu için birazcık arada kaybolmuş ama olsun. Gel lan buraya bebe. Horozun en iyi arkadaşı. Seni güzel bir yere götürmemiz lazım gel. Oğlum bir yerden köylü sesi geliyor korkuyorum. Lan gelsene. Bir yerde köylü var ama nerede acaba?
Evin çatısında mı alacağım, altında mı yoksa? Merhaba köpek, baksana yeni arkadaş getirdim. Bu horozun en iyi arkadaşı Taci. Taci horozun en iyi arkadaşı, tanışın kardeşim. Şimdi bunu bizim sağlam bir yere götürmemiz, saklamamız lazım. Aynı Muhammed yaptığımız gibi. Neredesin lan? Üst kata gelemiyor musun sen? Gel bakayım. Gel. Aferin. Böyle. Aslan parçası. İşte bu. Oğlum Valis bunu iyi etmiş ha. Valis bunu iyi etmiş ha. Tamam. Gel. Aha, mis gibi de geçiyor. Aptal geçiyor. Kardeşim bundan sonra seni... Dur şunu şimdilik kıralım. Seni buralara bir yere koymamız lazım şimdilik. Buraya koyamıyoruz mu? Of. Tamam bir dakika, evin içine geri gel. Gel lan. Aha koptu. İp koptu. Lan. Oğlum gelsene. Gel. Oğlum gel lan. Gelemiyor. Nasıl gelecek oradan buraya? Ha? Lan yumurta sıçtı. Lan niye yumurta sıçtın? Ha? Lan kaçma. Özür dilerim. Ha? Ay son anda. Aşağı zıplayacaktı, ölecekti neredeyse. Boş, aşağı zıplayınca ölmüyorlar galiba bunlar. Ya benim şuraya bir tane blok koymam lazım. Bak. Kardeşim seni bir yere bağlayacağım şimdi ama kaçmaman lazım. Nereye bağlayacağım ben seni? Lan hayır, saldırıya uğradık. Horoz. Şerefsizler saldırıyorlar. Baba. Oğlum sen kime saldırıyorsun? Nasıl vururum ha? Benim kılıcım çok güçlü lan. Adam olun. Gel de bir koyayım sana, gel. Gel. Hop. Boom. İşte böyle. İşte böyle öldürürler. Lan horoz. Horoz. Horoz senin yüzünden aşağı düştüm. Öldün zannettim. Havada asılı kalıyordu en son. Tamam bir daha buradan gideceğiz şimdi. Lan gene koptu. Kardeşim sen mal mısın? Gelir misin artık? Gel tamam buradan gel. Tamam buradan gidebiliriz. Gel bu. Ananı bacını. Aa saldırı aradım. Geberin lan. Ya oğlum adam olacaksınız lan. Oğlum benimle mücadele falan etmeye kalkıyor. Horoz hayatını canım pahasına korudum. Bak köpek de orada. İşte neydi adı, Kont. Merhaba Kont. Kont'u arkadaş olarak da götürebiliriz aslında bunu. Olabilir. Kont'u arkadaş olabilir arkadaşlar. Mantıklı. Nereden gidiyorduk evime? Gel buraya. Horoz'un en iyi arkadaşı. Sen buradan buraya zıplayamıyorsun. Allah'ım ya abim, bu tavuk niye zıplayamıyor hiçbir yere ya? Lan gene mi gelemedin? Ya mal. Bütün delikleri düşüp duruyorsun. Sinirlendim ya. Gel. Of. Ondan olmasın nesin? Çabuk örümcekler saldırmasın. Paytak geliyor. Gel buraya. Kapat kapıyı. Aferin. En azından kapıyı kapatabiliyorsun. Bu iyi bir şey. Gel bakalım. Şimdi ilk önce şey almamız lazım. Ben şimdi göstereceğim. Aç kapıyı. Oğlum ne güzel lan. Plakalara basıyor geliyor. Şimdi bak kardeşim. İlk önce çit almamız lazım buradan. Çitim vardır inşallah. Ha şuradaymış. Tamam bak şimdi çiti aldık. Tamam mı? Gel, aferin gel. Oğlum ne güzel geliyor lan, ne kadar tatlısın sen. Gerizekalı seni. Valles bence seni burada bulamaz. Gel. Aferin. Valles bence seni burada bulamaz. İpini buraya koyuyorum. Gel bakalım. Hadi görüşürüz. Orada kaldı. Bence Valles'in bunu burada bulmasının imkanı yok. Gözükmüyordur yani. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım. Gözüküyor mudur lan, şuradan gözükür. Evet oradan gözüküyor, vazgeçtim, tamam seni almamız lazım oradan, nasıl alacağız seni? Boğulma sakın, geliyorum. Ben böyle kestirmelerden tırmanabiliyorum evime tabii, o tırmanamıyor. Horoz diyorum buna, bu horoz değil, bu horozun en iyi arkadaşı, ikisi farklı şeyler. Lütfen karıştırmayın yani. Of keşke aşağı inmeseydim. Yani şimdi seni almam lazım. Lan düştü ya. Of. Tamam dur bekle, geliyorum bekle. Selamünaleyküm. Horoz bir daha tırmanacağız şimdi seninle. Tamam ben senin nereye asacağımı buldum. Gel bak bunu beğeneceksin, gel. Gelişe bak, baytak geliyor gerizekalı. Lan gelememiş. Gelsene oğlum. Anaa her konuştuğumdan sonra da gıt gıt dak diyor zaten. Heh tamam. Bakın şimdi buna özel yer yaptım oraya. Tamam mı? Şimdi bunu buraya asacağız. Hah. Tamam bundan sonra burada kalacak bu. Biraz canice oldu değil mi? Özür dilerim. Aslında Kont'un yanına koyabilirdik ama Kont tavuğu yiyebilir. Böyle şeyler olabilir. Çünkü dışarıda kurtlar koyunları falan öldürüyorlar. Şimdi horozun en iyi arkadaşının ölmesini istemiyorum. Bundan sonra Valles gelip bana ağlar. Ben senin hiçbir şeyini öldürmedim ama sen benim her şeyimi öldürdün der. Uf oturur ben de ağlarım sonra. Oğlum çok üzücü olur lan. Nasıl cümleydi o öyle? İçim acıdı söylerken. Bir tane tabela oluşturmamız lazım şimdi. Tabela nasıl oluşturuyordu? Şu ve çubuktu galiba. Evet böyle. 3 tane oluştur kardeşim. Yani toplam 9 tane. Güzel. Koyduk bunları. Şimdi gidelim. Bir selamımızı çakalım. Bence bulamaz. Bulabileceğini zannetmiyorum. Kimin aklına gelsin çünkü yani. Tamam şimdi buraya yeni şeyler yazmamız lazım. Bu Batura'yinkiler. Bunu buraya koymayalım da. Horoz'un en iyi
arkadaşı artık başka yerde sallanıyor. Kanat çırpmaktan yorulursa tacinin karnını duyurur. Tamam, güzel oldu. Allah'ım benim ya. Şunu kim açmış lan? Aa, burası öyle miymiş? Pardon. Güzel oldu kaçırdığımız, iyi oldu. Muhammed'i canlı yayında cezalandırdım. Bu arada arkadaşlar, mutlaka canlı yayınları dediğim gibi Facebook'tan takip edin. Ayrıca bu videoya da mutlaka like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bunlar her zaman videoların iyi izlenmesi için, YouTube'un bizi öne çıkartması için gerekli şeyler. Videoları baştan sona izlemeniz de aynı şekilde. Şimdi elimizde bayağı bir yumurta var bizim. Şimdi bu yumurtaları kardeşim, neredesin lan? Aa, bir tane daha yumurta sıçmış. Bir tane böyle şey çıkmadı. Üstüne daha fazla vurmak istemedim ölür diye. Ölmedi. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Şimdi buraları kapatalım. Tamam, şu ışık taşları var ya, onları alalım. Kapatalım buraları full. Ondan sonra şurayı da kapatabilirim hatta. Burayı da aynen böyle taşlarla kapatalım. Ondan sonra da bir tane kapı yaparız oraya. O kapıdan giriş çıkış sağlanır sadece. Güzel olur. Bakayım elimde ne kadar malzeme var. Ha, düzgün taşımız varmış bayağı bir. Güzel, tamam. Ondan sonra hayvan gibi demirimiz de var. Demir de çok iyi ama bize ışık taşı lazım. Işık taşımız var mı? Bir tane mi var sadece? Ben bayağı bir ışık taşı kırmıştım. Nerede? Aa, evin içinde kullandım bütün ışık taşlarımı. Doğru. Aa, bizim Nether'a gitmemiz lazım. Işık taşı tozum da yok çünkü. Of, olamaz. O zaman tamam, demirlerimizi alacağız. Demirlerimizi de şöyle kapı yapacağız. Bir de şöyle plak yapalım ya. Plak değil de plaka. Tamam, 4 tane plaka yaptım. Şimdi bakın, gidelim eve. Şimdi bakın, şurayı şöyle kapatacağım, tamam mı? Ondan sonra şurayı da kapatalım. İlk önce bir komple kapatalım, ondan sonra olmazsa kazarız gene. Nereden kapı yapacağımızı düşünürüz. Bence şuradan bir tane kapı yapılır. Yeterli, aynen. Hani çok da göz önünde değil, anlıyor musunuz? Göz önünde olmadığı için. Aynen, böyle. Tamam. Gayet güzel oldu bence. Buraya bir tane sütun koysam mı? Ama içinde bu sefer canavarlar girip çıkabilir. Onun için çit lazım. Tamam, çitim var ya. Tamam. Sıkıntı değil. Şuraya bir tane plak koyayım. Bir tane de şuraya koyayım. Tamam, burası artık bizim özel yerimiz kardeşim. Ama Nether'e gitmemiz lazım. Nether'e gidip şuraları full kapatmamız lazım. Kazmama da aslında yeni bir kazma yapacağım. Yeni bir diamond kazma yapıp farklı bir şeyler basabiliriz. Peksi dokunmuş lazım bize. Bakın, buraları bir de çitle kapatalım. Buraya da bir tane kapı koyarız. Sadece kapıdan giriş çıkış yapılır. Yok, aslında buradan da giriş çıkış yapılır. Oğlum, benim üzerimde lanet varmış ya. Of, neden lanetliyim ben? Sinirleniyorum lanetli olduğum zaman. Çünkü neden lanetliyim? Kapı için arkadaşlar tahta, çubuk ve tahtaya ihtiyacımız var. Ne oldu lan? Oğlum bak, üzerimde lanet var, bana bulaşmayın ha. Benim TNT bombam var. TNT ile alayını patlatırım. Lan bu ne? Niye bunu böyle koydum? Tamam. Aslında var ya, şunu şöyle yaparsak, bakın şimdi. Bunu buraya koyarsam eğer, buna basarak aynı anda onu da kapatmış olurum. Buna aslında hem çıkış hem bence gayet zekice oldu kardeşim. Buraya artık kimse girmesin. Hatta şunu şöyle de yapabiliriz yani. Neden bunu böyle yapıyorum? Üstten kimse atlamasın diye diyeceğim de. Her türlü atlanır. Tamam, şöyle olsun. Aynen, uf. Var ya, bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu ha. Aynı kafese benzedi. Güzel. Ahşaptan ama olsun. Bir ara Nether'e de gidip şey yaparsak güzel olur. Işık taşı toplamamız lazım. Bu arada evimizin üstüne şimdi fish farm'ı yaptık ama fish farm'ı bence biraz şey oldu yani. Ahşap güzel olmadı yani. Burasını tahta yaptık çünkü ben Muhammedlerden farklı yaptım. Ahşaptan bence burası güzel olmadı. O yüzden burayı yıkıp daha farklı bir malzemeyle yapmak istiyorum. Daha güzel olacağını düşündüm. Ama bizim bu şeyimiz çok yavaş kırıyor ya. Yeni bir balta yapayım. Baltaya bir şeyler basalım.
Ya da Diamond'dan balta yapayım. Aslında Iron'dan balta yapacaktım ama vazgeçtim. Diamond yapacağım. Şimdi buna büyü basmamız lazım ama güzel bir şeyler gelmesi gerekiyor. Hani sağlam bir büyü basmamız lazım. Fazla da seviyemiz yok açıkçası. Ne verebilecek bilmiyorum. Verimlilik verdi, verimlilik verdi. İyi, o kadar. Tamam, verimliliği bas kardeşim, tamam mı? Burada buna basabileceğimiz ne var bizim? Delme var, güç var, koruma, ganimet. Ganimet şey miydi lan? Neydi ganimet? Keskinlik, su adaptasyonu, koruma, derin koşu, delme. Delme ne? Bunların hangisi baltaya basılıyor? İkisi de basılmıyor, çok iyi. O zaman kitapları büyü basmamız lazım. Kazığa oturtma. Kazığa oturtma ne ya? Uf, 11 seviyem kaldı sadece. Güç, verimlilik. Kırılmazlık basmak istiyordum ben. Kazığa oturtma neymiş merak ettim. Bu da baltaya basılmıyor ki. Hiçbirisi baltaya basılmıyor, sinirlendim. Neyse, verimlilik hızlı kırıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kıralım hızlı. Taştan yapmak istedim. Aslında eve hiç taş yakışmıyor bizim üzere. Ancak taş gerekiyordu artık. Neden? Çünkü orası çok karamsar ve karanlık bir yer. Ve taştan yaptım ben. Dediğim gibi bizim diğer çocukların fiş farmına pek benzemiyor. Muhammed de var, Vales de var vesaire. Ancak onlarınki gibi değil, bizimkisi daha farklı. Aslında bunları böyle değil de şöyle koymamız lazım. Karşılıklı olsun. Tamam. Bence yeterli değil ama. Birazcık daha koyabiliriz. Şöyle. Tamam, bence gayet güzel oldu. Aydınlattık da içeriği. Artık canavar doğamaz içeride. Şu an oltam benim de değil tabi. İsterseniz size göstereyim fiş farmımı. Birazcık da şans lazım. Muhammed'in canlı yayında şeyini çaldık gene. Oltasını çaldık. Nerede oltam? Bakın burada. Deniz şansı 2, tamir ve kırılmazlığımız var bu oltada. Üzerinde bir sürü şey birikmiş ya. Şimdi geliyoruz buradan. Buna böyle basılı tutuyoruz, tamam mı? Aynen böyle basılı bırakıyoruz. Tabii bunu basılı bırakmanın taktiği var, ben bilgisayar oturmadığım ve işimin olmadığı zaman. Böyle basılı tutuyorsun. Ondan sonra geliyor. Hadi biraz yavaş gelebiliyor. Eğer büyüsü yoksa oltanın daha da yavaş geliyor hatta. Bakayım ne verecek. Her zaman güzel şey vermiyor ama büyülü kitaplar vesaire gelebiliyor. Artı seviye geliyor her türlü. Bu seviyeye geldikçe de oltanın kırılmazlığı artıyor bu arada. Oltanın canı gitmiyor yani, canı doluyor. Vay arkadaş, gelmedi ya, sizin şansınız da gelmedi he. Vallahi sizin şansınız da gelmedi. Deniyorum. Gelmiyor. Lan niye gelmiyor? Sinirlendim he. Çok sürdü. Allah Allah. Geldi, ne geldi? Cheese somon geldi. Balık geldi, çok iyi. 10 saattir bekliyoruz. Dediğim gibi bunu spama bırakınca arkadaşlar, sabaha kadar yapınca bol bol seviye kasıyorsunuz ve çok nadir itemlerde düşebiliyor bunların yanına. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Nerede bizim tavuk? Tavuk hangi köşede? Tavuğun köşesini bir bulabilir miyiz? Yanımda her şey var mı? Tamam. Şimdi şöyle özel bir şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle girelim içeri. Ne oluyor lan? Aa, creeper. Ananı bacını. Lan gerizekalılara bak, suyun içinde kalmış bir tanesi. Hayır! Aha, neyse ki suyun içinde patladı lan, çok korktum. Oğlum vurma lan. Bakın şimdi bu nerede biliyor musunuz? Şimdi şuradaki şeyleri kırmamız lazım. 3-5 tane bloğu kıracağım. Oralara cam koyacağım. Camdan tavuğu izleyeceğiz. Tavuğu izleme yerimiz olacak bundan sonra. Alıyoruz baltamızı. Şunu kırıyoruz. Ha, orası mıymış, tamam. Şunu kırıyoruz. Aslında şunu kırmamıza gerek yokmuş. Şunu geri koyabilirim. Tamam, buralar yeterli. Şimdi buralara farklı bir şey koyacağım, göreceksiniz ne demek istediğimi. Şurası merdiven mi? Tüh be, merdiveni kırdık. Tamam, geri koyarız artık, yapacak bir şey yok. Şunu kırayım şimdi. Görüşürüz Oros. Ha, bir de şurada toprak var. Bu çok gözüme batıyor. Buraya da şu demir var mı yanımızda? Düzgün taşa. Demir değilmiş bu. Burası çok göze batıyor ya. Her taraf demir, bu toprak. Şöyle koyalım. Tamam. Aslında buraya tahta odun koyarsak kötü durmazmış. Buraya odun koymamız gerekebilir, evet. Bir sürü böyle toprak eksiğimiz var. Çok sinir bozucu şeyler bunlar. Buraları falan full toprakla kapatmak istiyorum ben. Böyle. Bir ara oturacağız, yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bunlar hep amele işleri. Tamam, şimdi evimize geri çıkalım. Oğlum şuradaki sistem çok güzel oldu lan. Çok hoşuma gitti ha. Şimdi geliyoruz kardeşim buradan. İlk önce merdiven alalım, ondan sonra cam alalım. Tam da iki tane normal camım kalmış ha. Çok az kalmış. Tamam, biz şimdi buradan tavuğu izlememiz lazım. Tavuğu da şöyle izleyeceğiz abicim. Şöyle bir cam koyacağız buraya. Şöyle de bir cam koyacağız. Ondan sonra buraya da bir tane şey koyacağız şimdi. Nerede o? Ha şu. Şundan koyacağız şöyle. Ha.
Aslında yani bir tane daha cam koysak güzel olurdu ama olsun, tamam. Buradan izlemek istiyorum. Buradan izleyelim. Bilmiyorum ya, buraya da cam koysam mı acaba? Kötü durmaz sanki, sırıtmaz gibi olabilir. Dur bakayım, camım var mı başka? Kare camım kalmamış ya. Of, neyse bir tane kumum var. Bir tane kumumu pişireyim. Bu farm yüzünden bir sürü balığım oldu. O hani o kadar çok balığım oldu ki. Olabildiğince de pişirmeye çalışıyorum hepsini. Ha, aynen böyle olsun. Böylesi daha iyi. Sıkıntı yok. Şu Muhammed'in köpeğini de bir kontrol edelim. Ölmesin aşağıda. Selamünaleyküm köpek. Ne yapıyorsun lan? He? Gerizekalı kont. Bunu hep gerizekalı diyorum ben. Besliyor musun seni? Besleyeyim mi? Çünkü sen biftek mi istiyorsun? Lan sana biftek. Muhammed'in köpeği. Uuu, lafa bak. Yani şimdi bunları tekrar kırmamız lazım. Tamam. Şunu da şuraya kapatalım. O orada kalsın. Ya benim tacım acıkmış mı, tacımı vereyim ben köpek eti vereyim oy. Gayet güzel oldu ya. Kardeşim hiç sıkıntı yok yani. Bak orada andaval gibi sallanıyor. Ha, iyi güzel. Sanırım bu videoda yapacaklarım bu kadar arkadaşlar. Gene iyi şeyler yaptık. Bu Vales'in horozunun en iyi arkadaşını çalmak biraz zorladı bizi. 10 saat taşımakla uğraşıyorsun. Neyse ki köpekten daha kolay. Köpek için hayvan gibi uğraşıyorsun çünkü. Yani köpek çok zor. Dediğim gibi arkadaşlar, videoları mutlaka beğenmeyi, düşündüğünüz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Facebook canlı yayınlarımı takip edebilir ve Instagram'da aynı şekilde takip alabilirsiniz. Hepinizi seviyorum, hepinizi öpüyorum. Abone olmayanlar abone olup zil butonuna basınlar ki yeni videolardan haberdar olsunlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.